Merhaba. Ormanın serinliği ve hava aslında yaz şu an. Hani Temmuz ayındayız ama böyle hem tepelerde olduğum için hem de böyle hava biraz kapalı bugün. İstanbul'da yağmur varmış, burada yok ama öyle bir şey olduğu için biraz serin. Burayı çok güzel yol yapmışlar. Ben de öyle işte geziyorum. Öyle açayım bir videoyu çekeyim dedim. Şimdi burası tehlikeli bir viraj abi. Evet. Bu arada ne diyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Ne diyeceğim? Şunu diyeyim bari. Şu an nereye gidiyorum abi? Sakarya'nın Taraklı ilçesi. Hani bir ara TTNet miydi? Öyle bir reklamda Mümkünlü Köyü vardı ya. Oraya doğru gidiyorum. Kaz Kıran geçidindeyim. Eski bir yol. Oo, işte böyle tehlikeli biraz bu yol. Kaz Kıran geçidindeyim abi. Keskin virajların olduğu bir yol ve çok fazla yolu bilmediğim için gazlayamıyorum ki daha önceki videolarımda da genelde söylerim, bilmediğiniz yolda ve trafiğe açık alanda virajlarda gazlamayın abi, tehlikeli. Şimdi ben bir vizörümü kapatayım bir saniye. Evet, çünkü çok sinek böcek geliyordu, o yüzden kapattım. Durumlar böyle abi. Kaskımın içinde sinek var, gezip duruyor. Öf, ne koktu ya. İğrenç bir şey koktu ha. İyi. Aa, sinek ağzıma geldi ya. Puh. Lan git. Bıyıklarımın arasında sinek geziyor ya. Yol da biraz böyle, ben gazlıyım şeyi yapmışlar ya, asfalt öyle güzel olmuş ki. Ama tabii asfaltta biraz toz var ve azıcık kaydırabiliyor bazen. Ne yazıyor? Aksu Demirciler, Davutlar. Yok, ben oradan gitmeyeceğim. Böyle gideceğim. İşte öyle arkadaşlar. Bayram, seyran, klasik. Biraz izin yaptık bayramda. İşler çok yoğun demiştim daha önceden, biliyorsunuz. Biraz kafamı dinleyeyim dedim. Mesela demin öyle bir yarım saat kestireyim diye yatmışım. 4 saat uyumuşum. Bu tarz şeyleri severim. Böyle şeyler yani. Buradan sağdan soldan köpek çıkabilir. Hatta bu köpekler benim bacaktan koparabilir. Ama tabii biliyorsunuz ki video açıkken hiçbir şey olmaz. Çünkü kamera açık. O yüzden olmaz. Traktörle gidiyor dayımız. Şimdi soldamak için fırsat kollayalım. Bakalım buradan önümüz görünüyor mu? Yapıştırsan geçerim. Çok sağlıklı bir soldama olmadı ama yine de motosikletin ataklığından dolayı direkt sollamış olduk. Neyse abi, bu yol böyle gidiyor. Ya da kapatmayayım ya. Niye kapatayım ki kamerayı? İzleyelim işte. Çekin. Şey, izleyin. İç dedeler, dış dedeler varmış aşağıda. Allah Allah. İç ve dış dedeler. Allah Allah. Ama bayağı serin ya. Üşüyorum yani şu an ha. Ya
yazlık mont var üstümde ama biraz serin yani. Aslında buradan böyle bir gece çıkmak lazım ya. Gece gitmek lazım bu yolda. Nasıl olur acaba? Yalnız bu yol çok güzel olmuş ha. Eskiden böyle çukur çukurdu, böyle bölük pörçük, yıkık döküktü. Şimdi bayağı vay, sol taraf iyiymiş. Burada bir nehir mi var abi? Öyle bir şey seziyorum. Nehir yatağı var. Kurumuş biraz, az akıyor. Çok az, şu kadarcık akıyor. Arkadaşlar, insan hakikaten yalnız kalınca böyle bir kafasını dinliyor yani. Güzel yani böyle yalnız kalıp kafa dinlemek. Yani şurada bir yerde birazdan oturup belki bir dinlenirim. Öyle işte abi ya. O zaman şimdi kapatayım. Taraklı'ya gelince açarım, mümkünlüğe gelince. Orada da bir çekim yaparım. O şekilde bitiririm. Hadi eyvallah. Taraklı'ya geldik. Taraklı Belediyesi hoş geldiniz yazmış. Şurada Taraklı Termal inşaat alanı var. Yani bu Taraklı Termal'in inşaatı da uzun sürdü ya, bayağı sanki bitmedi gibi. Bu arada arkadaşlar, ben Taraklı'ya eski yoldan geldim. Yani yeni ve temiz yoldan da gelebilirsiniz. Özellikle ailesiyle İstanbul'a yakın hafta sonu takılabileceğim bir yer arıyorum diyenler için Taraklı güzel olabilir. Bakın abi, şöyle bir küçük bir ilçe Taraklı. Böyle şeyleri falan var. Safranbolu gibi evleri falan var. Turistik, yani turist araçları falan bayağı geliyor. Şimdi tabii biraz bayram olduğu için çok fazla olmayabilir. Hadi ufak bir Taraklı turu atalım. Ondan sonra ben de işlerim var, onları halledeyim. Gördüğünüz gibi abi, eski evler var böyle. Şu an restore ediliyor bu eski evler. Şuradan bir girelim abi. Şurada bir çay bahçesi vardı. Evet abi, gayet güzel insanlar falan. Böyle işte turistik eşyalar satan bir yer var mesela. Vizörümü açmam lazım abi, bir saniye. Evet, şimdi daha iyi. Şimdi düşünüyorum, buralardan çıksam nereye giderim diye. Buralardan çıksam herhalde evlerin şeylerine falan gidiyor. Şurada mesela bir ev var. Buradan nereye gidiyor abi? Şuradan iner miyiz? Oha, burası biraz tehlikeliymiş ama inerim. Araba gelmiyor. Umarım yukarıdan da gelmiyordur. Vallahi nereye çıkıyorum bilmiyorum ha. Çıktım böyle. Ha, şurada Bayrak Tepesi var arkadaşlar. Aslında motoru buraya bırakayım ben 2 dakika. O Bayrak Tepesi'ne çıkayım, bir manzarayı bir göstereyim size. Sonra aşağılara tekrar inelim. Ama motoru sağlam bir yere bırakmam lazım. Şurada dursun abi 2 dakika. Tamam. Kayıyor burası, tamam. Neyse. Kamerayı kapatayım da çıkayım yukarı. Evet arkadaşlar, çıkışı bayağı zor. Herkesin çıkabileceği bir tepe değil.
Ama tabii ki bir kere kafaya koyduk mu çıkılır o tepeye. Daha tepeye tam çıkmadım, manzara bu şekilde. Yorucu. Bir de motosiklet ayakkabılarıyla falan daha zor çıkmak. Güneşin batışını falan izleyebilirsiniz mesela buradan. Güzel yani. Dur bakayım çıkabileceğiz mi? Düşersem herhalde bir 5 milyon izlenme olur. Korkuyorum ha. Ulan bir de bunun inişi var oğlum. Nasıl ineceğim ben buradan? Of. Bismillah. Hayır, motor ayakkabısı olmasa. Baksana abi nereden çıkıyorum? Çocuk çıktı yukarıya. Vallahi. Kafada kaskla çıkmak da hiç kolay değil. Az kaldı abi. Hayt. Dur. Dur, kayıyor. Geldik. İnmesi var lan bir de bunun. Evet abi, çıktık. Ta 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 tam. Manzara gayet güzel ama buraya herkes çıkamaz abi. Yani dağ ayakkabısı falan lazım. O tarz bir ayakkabıyla anca çıkılır. Buradan güneşin doğuşu ve batışını seyredebilirsiniz diye düşünüyorum. Şuradan doğsa, şuradan da batsa gayet güzel yani. Tamam, şimdi bunu burada kapatayım. 5 dakika oturup dinleneyim, aşağı ineyim. Bir de şehir içinde bir gezi yapalım. Sonra bitirelim. Bayağı bir terledim oradan çıkıp inerken. Çünkü inmek daha zordu ya. Saim özel ha. Hattat. Böyle güzel yani. Mümkün taraklı. Güzel. Pansiyon mansiyon da varmış bu arada. Butik otel. Kalabileceğiniz. Abi çok fena terledim. Kaskın içinden kafam falan kaşınıyor şu an. Evet, bakalım neler var, şöyle bir dalalım. Buradan giriş yasak mı? Değil. Şuradan girelim abi. Şöyle girelim. Böyle işte arkadaşlar, yani sokaklar falan tarihi. Alt sokak daha güzele benziyor. O tarafa bir bakalım. Aman evlat. Ayşe Hanım teyze yöresel ürünleri varmış mesela burada. Köpek beni kovalar mı? Yok, kovalamadı. Ondan sonra abi şöyle dönelim. Nalbur var burada. Buradan nereye gideceğiz? Burası araca kapalı herhalde. Dur, girmeyeyim buraya. Döneceğim şuradan. Şimdi bayram burası tabi. O yüzden biraz kalabalık. Ama bazı dükkanlar kapalı.
turistik dükkanlar açık daha çok. Olması gereken de o zaten. Küçük bir yer arkadaşlar. Öyle çok vakit geçirebileceğiniz bir yer değil tabii ki. Küçük, insanların yaşadığı, esnafın olduğu bir yer. Şuradan dalayım mesela, ne var burada? Köfteci Rami Usta varmış. Bir internet kafemiz var. Göremiyorum şu an hiçbir şey güneşten. Yani böyle sokaklar falan oldukça tarihi. Yangın önü meydanı varmış mesela. Böyle yani hani çok hani ahım şahım bir şey yok. Hani kesinlikle şunu yapın ya da bilmiyorum, ben görmedim. Hani vardır belki ama. Yani ileride bir tane şey var arkadaşlar, tarihi konak. İçini gezebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 5 lira falandı herhalde. O tarihi konağın içini gezebiliyorsunuz. İçi de tarihi. Ha şu tam karşımdaki konak. Ama şu an bayram olduğu için kapalı olabilir. Onun içini 5 lira karşılığında gezebiliyorsunuz diyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 5'ti. Böyle abi, şurada ben bir çayma içeyim bu arada. Siz de diğer videoları falan izleyin. Öyle. O zaman hadi görüşürüz, eyvallah. Herkes beni mi bekliyormuş lan? Motoru nereye park edeyim? Şuraya bir yere park edeyim abi. Gözümün önünde olsun. Hadi eyvallah.